Türkiye Gazetesi Radyo Televizyonu TGRT sunar. Hayvanlar Çiftliği. Sahibi Enver Ören. Genel Yayın Yönetmeni Rahim Er. Program Yönetmeni Ümit İsmailoğlu. Yazan George Orwell. Senaryo Tayfun Türkili. Yayını hazırlayan Niyazi Hancı. Sevgili dinleyenler, bu oyun insanoğlunun baskısından kurtulmak için isyan eden bir grup hayvanın yaşadıkları çiftlikte darbe yaparak yönetime el koymasını ve hayvanın hayvanca eşit şartlar altında yaşamasını hicvetmektedir. Darbeyi yalnız insanoğlu yapacak değil ya, bazen işte böyle hayvanlar da yapıyor. Her şey ılık, hafif esintili bir bahar akşamı başlamıştı. Beylik çiftliğinin sahibi Bay Jones o gece yine kör kütük sarhoş bir vaziyette çiftliğe gelmişti. Hey, ben geldim ben. Herkes yattı mı be? Aman içmişim bu akşam. Bıraksalar yatağa gitmeden şurada uyurum. Kesin sesinizi be. Kesmezseniz yarın hepinizi ben keserim ha. Give me higher, give me higher. Evet, Bay Jones ortalıktan kaybolur kaybolmaz hayvanların barınaklarında bir telaş başlar. Ses çıkartmamaya çalışan her cins hayvan ayaklarının ucuna basarak domuzların ahırına giderler. Anlaşılan domuzların ahırında gizli bir toplantı yapılacaktır. Toplantıyı da gerek çiftliğin gerekse de hayvanların en yaşlısı olan ihtiyar major yönetecektir. İhtiyar major kim mi? Kim olacak? Bir domuz işte. Yoldaşlar, yoldaşlar! Hepiniz beni dinleyin. Beni dinlemenizi istiyorum. Bu gece sizi buraya neden topladığımı açıklamak istiyorum. İçinizde en yaşlı hayvan benim, biliyorsunuz. Ömrümün son günlerini yaşadığımı hissediyorum. Bu sebeple ölmeden önce size ömrüm boyunca elde ettiğim tecrübeleri anlatmayı bir görev bildim. Neymiş bize anlatacağın tecrübeler major kardeş? Anlatacağım Bay Benjamin. Önce sabretmesini öğrenin. Yoldaşlar, soruyorum size, şimdi yaşadığımız şu bizim hayatımızın manası nedir? Hiç düşündünüz mü bunu? Ben düşündüm. Hayatımız sefil, zahmetli ve kısadır. Doğuyoruz, ölmeyecek kadar bize yiyecek veriyorlar. Gücümüzün son haddine kadar, nefesimiz tükeninceye kadar zorla çalıştırıyorlar. Ve artık çalışamayacak bir duruma geldiğimizde de hunharca bizi boğazlıyorlar. Yoldaşlar, bir hayvanın hayatı sefalet ve esaretten başka bir şey değil midir? Peki neden bu böyle yoldaşlar? Soruyorum sizlere. Üzerinizde yaşadığımız topraklar mı bereketsiz yoksa? Yok, tam aksine. İngiltere'nin toprakları verimli, iklimi güzeldir. Bizim şu tek çiftliğimiz bile bir düzine atı, 20 ineği, yüzlerce koyunu geçindirebilecek durumdadır. O halde soruyorum yoldaşlar, neden bizler böylesine sefil bir durumdayız? Neden bu sefil durumu devam ettiriyoruz? Neden?
İnsanlar yüzünden yoldaş majör. İnsanlar yüzünden. Evet Bay Moses. Siz ki bir ineksiniz ama hakikati bulmuşsunuz. Kutlarım sizi. Evet yoldaşlar. Emeğimizin mahsulü olan hemen her şey insanlar tarafından göz göre göre çalınmaktadır. Kahrolsun insanlar. Biz yaşayalım. Yaşasın hayvanlar. Evet, keçi kardeş çok güzel söyledi. Kahrolsun insanlar. Bunu hep kendi kendinize sık sık söyleyin yoldaşlar. Yoldaşlar. İnsan dediğimiz mahluk bizim tek ve gerçek düşmanımızdır. Kahrolsun İnsanı ortadan kaldırın yoldaşlar. Kaldırın o zaman açlığın ve tahammül edilmez çalışmanın temel sebebi de ortadan kalksın. İnsan sömüren bir mahluktur yoldaşlar. Süt vermez, yumurtlamaz, çift sürmeye gücü yetmez, tavşan yakalayabilecek kadar hızlı koşamaz. Ama yine de bütün hayvanların efendisidir. Hayvanları o çalıştırır. Onlara da ölmeyecek kadar yiyecek verir. Gerisini de kendi için saklar. Bizim emeğimizle toprağı sürer ve gübremizle onu bereketlendiririz. Ama gene de sırtımızda şu basit deriden başka bir şeye sahip değiliz. Siz ey önümde duran inekler, bu son yıl kaç ton süt verdiniz? Tonlarca majör kardeş, tonlarca. Gürbüz buzağlar yetiştirmesi gereken o sütler ne oldu peki? Her damlası insan denen düşmanımızın midesine girdi. Ya siz ey tavuklar, bu yıl kaç yumurta yumurtladınız ve bu yumurtaların kaç tanesi civciv çıkardı? Yumurtalarımız çiftlik sahibi Jones tarafından pazarda satıldı domuz yoldaş. Ve sen Clover, bu çiftliğin kısrağısın sen. İhtiyarladığında sana bakacak olan kim? Doğurduğun o 4 ay nerede? Ha, nerede Clover? Daha bir yaşlarına basar basmaz Jones tarafından satıldılar. Bir daha yüzlerini hiç göremeyeceğim çocuklarımın. Beni dinleyin yoldaşlar. Sürdüğümüz şu sefil hayata rağmen kısa olan ömrümüzü bile çok görüyorlar bize insanlar. Rahat bir şekilde ölmemize bile izin vermiyorlar. Evet, müsaade etmiyorlar. Kesiyorlar bizi. Kendim için şikayet etmiyorum yoldaşlar. Ben İngiltere'de itibarlı hayvanlar sınıfındanım. 12 yaşındayım. 400'den fazla yavru doğurdum bu aleme. Ama unutmayın yoldaşlar. Önünde sonunda hiçbir hayvan o acımasız bıçaktan kendini kurtaramaz. Siz ey genç domuzlar, bir yıl geçmeden hepiniz bıçak altında acı acı haykırarak can vereceksiniz. O dehşeti hepimiz tadacağız. İnekler, domuzlar, tavuklar, koyunlar, herkes, herkes. Hatta atları, eşekleri, köpekleri bile daha iyi bir akıbet beklemiyor.
Ucuz el satan kasaplar dört gözle hepimizi bekliyor yoldaşlar. Hepimizi. Ey yumurda toplanan çiftlik hayvanları, yoldaşlar. Hayatta başımıza gelen bütün belaların insan cinsinin zulmünden doğduğu apaçık belli değil mi? Sadece insanı ortadan kaldırın yeter. Emeğimizin mahsulü bizim olur. Bir gecede zengin ve hür oluruz. Peki söyler misin yoldaş major? Ne yapmamızı istiyorsun? Çok basit Bluebell yoldaş. Çok basit. İnsanları ortadan kaldırmak, yani yok etmek. Bunun için de size isyan etmenizi teklif ediyorum. İsyan edin. İsyan edin. İsyan edin. İsyan edin. Ne zaman edersiniz bilmiyorum. Ama isyan edin yoldaşlar. İsyan edin ki adalet tecelli etsin. Yoldaşlar, kararınız hiçbir zaman sarsılmamalıdır. Hiçbir delil sizi bu yoldan saptırmamalıdır. Size insanlarla hayvanların menfaati müşterektir. Birinin refahı ötekilerinin de refahı derlerse katiyen aldırmayın. Bunların hepsi yalandır. İnsan kendininkinden başka hiçbir canlının menfaatini gözetemez asla. Biz hayvanlar arasında tam bir birlik, tam bir yoldaşlık olmalıdır. Bütün insanlar düşmandır. Hayvanlarsa yoldaştırlar. Yoldaştırlar. Hey, ne oluyor orada söyler misiniz? Kedi ve köpek yoldaşlar kime saldırıyorlar? Kime olacak farelere? Az önce siz konuşurken fareler deliklerinden çıkmış sizi dinliyorlardı. Kedi ve köpekler de onları görünce saldırdılar. Yapmayın! Durun! Durun! Kedi ve köpekler, size saldırıyı kesmenizi söylüyorum. Yapmayın! Durun! İşte yoldaşlar. Hemen şimdi halledilmesi gereken bir meseleyle karşı karşıyayız. Fareler bizim dostumuz mu yoksa düşmanımız mıdır? Bunun hemen oylamaya sunulmasını istiyorum. Fareler yoldaş mıdır? Kabul edenler ön ayaklarını kaldırsınlar. Dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on. Evet, üç köpek ve bir kedi yoldaşın muhalefetine rağmen fareler yoldaşlığa kabul edilmiştir. Vakit bir hayli ilerledi yoldaşlar. Zaten söyleyecek de pek sözümüz kalmadı. Son olarak şunu söylüyorum. Birinci vazifemiz düşmanlıktır. İnsana düşmanlık. İnsana düşmanlık. Dostlarım, sözlerimi bitirmeden şunu açıkça belirtmeliyim. İnsanla mücadele ederken asla ona benzememeye çalışın. Hatta ona galebe çaldıktan sonra bile onun kötü hareketlerini asla taklit etmeyin. Hiçbir hayvan evde yaşamamalı. Yatakta uyumamalı.
elbise giymemeli, sigara dahi içmemeli ve asla paraya dokunmamalı ve de ticaret yapmamalıdır. Daha da önemlisi, hiçbir hayvan kendi cinsine hiçbir zaman zulüm etmemelidir. Zayıf veya kuvvetli, zeki veya emle, biz hepimiz kardeşiz yoldaşlar. Hiçbir hayvan bir başka hayvanı asla öldüremez. Bütün hayvanlar eşittir. Bütün hayvanlar eşittir. Yaşasın hayvanlar. Yaşasın hayvanlar. Yaşasın hayvanlar. Susun, susun. Kim ateş etti? Kim ateş etti? Silahsızın. Ne o gürültü be? Uyuyamayacak mıyız ha? Sakın kümeslere tilki dadanmış olmasın. Bir el daha ateş edeyim. Çabuk, çabuk olun dostlar. Çabuk, herkes barınaklara, herkes barınaklara. Toplantı, toplantı bitmiştir. Yoldaşlar, yoldaşlar, hepinize hayırlı geceler. Barınaklara, barınaklara. Çiftlik hayvanlarını isyana davet eden, insanı düşman ilan eden yoldaş domuz Majör, 3 gün sonra uyurken sessiz sedasız ölüverdi. Ölümüne çok üzülen hayvanlar onu yemiş ağacının dibine gömdüler. Majör ölmüş, ancak hayvanların beynine soktuğu fikirler yeşermeye başlamıştı. Şimdilik bir liderleri yoktu ama hayvanların en zekisi olarak kabul edilen Snowball ve Napolyon adlı iki genç domuz diğerlerinin akıl hocalığını yapıyorlardı. Napolyon, iri, korkunç görünümlü bir domuzdu. Çok konuşmaz ama dediğini de yaptırtırdı. Diğer domuz Snowball, Napolyon'un aksine konuşkan ve hareketliydi. Bir de Siguelar adında bir domuz daha vardı ki, o korkunç bir hatipti. Öyle ki Siguelar rahatlıkla karayı ak olarak gösterebilirdi herkese. Şimdilik gece toplantılarını bu 3 domuz yönetiyordu. Kesin gürültüyü! Burayı ahırına çevirdiniz be! Siguelar, sen konuş şu hayvanlarla. Tabii şef. Arkadaşlar, önderimiz müteveffa majörün söylediklerini aklınızdan çıkartmayınız. İnsan düşmanımızdır. Yani çiftlik sahibi Jones düşmanımızdır. Ona isyan edelim. Bay Jones bizim efendimiz. O olmazsa bizi kim doyuracak peki? Hem Bay Jones benim yeğenime kurdele takıyor. Yoldaş Molly, senin o çok beğendiğin kurdele bir esaret nişanıdır. Hürriyetin kurdeleden daha değerli olduğunu anlamıyor musun? Öyle mi? Bilmiyordum. Yoldaşlar, insanların hediyelerine güler yüzüne kanmayın. Onlar öyle yaparak sömürüyor bizleri. Ben derim ki... Yoldaşlar, yoldaşlar, mahvolduk. Susun, susun. Söyle tavuk yoldaş, neden mahvolmuşuz bakalım? Mahvolduk yoldaş Napolyon. Az önce çiftlik sahibi Bay Jones'u getirdiler. Yine kör kütük sarhoştu. Olduğu yerde sızdı kaldı. Söyler misiniz? Şimdi kim bize yiyeceğimizi verecek? Doğru. Merak etmeyin. Kimse bizi aç bırakamaz. Beni takip edin yoldaşlar. Dur biraz Moses yoldaş. Nereye gidiyorsun? Erzak tepesine Napolyon yoldaş. Bir boynuzda o kapıyı kilidiyle birlikte parçalayacağım. İçerideki bütün yiyecekler bizim olacak. Bizim olacak. Midesini seven arkamdan gelsin. İşte erzak deposunun kapısı kırıldı. İsteyen istediğini yesin yoldaşlar. Hey yoldaşlar, bana da yiyecek bırakın. Daha bütün depoyu yiyebilirim arkadaşlar. Hey yoldaşlar, buraya doğru gelen insanlar var, dikkatli olun. Johnson adamları erzak deposuna girdiğimizi anladılar.
Söyler misiniz şimdi ne yapacağız ha? Eyvah! İşte şimdi yandık. Bizi ya keserler ya döverler. Dikkat edelim. Ellerinde kamçı ve tüfekler var yoldaş bağır. Korkmayın yoldaşlar. Korkmayın. Onlar silahlı da olsalar azlar. Bizse çoğunluğuz. Yeter artık bize zulmettikleri. Karşı gelelim onlara. Yoldaşlar. Yoldaşlar. İşte beklediğimiz an geldi. İsyan edelim. Bu fırsat her zaman elimize geçmez. Evet, zaman isyan zamanıdır. Hadi onlardan önce biz onlara saldırıp kovalım çiftliğimizden. Hayır! Hey! Şuraya bakın! Hayvanlar erzak deposunu talan ediyorlar. Eyvah! Çok kötü. Hadi arkadaşlar şunları deliklerine geri sokalım. Yoksa Bay Jones ayıldığı zaman canımızı okur. Hey! Ne oluyor bunlara ya? Bizden kaçacaklar da üstümüze geliyorlar. Delirmişler mi? Garip. Kudurdular mı yoksa? Ateşten de korkuyorlar. Bacağım. Resmen saldırıyorlar. Tavuğu, horozu, bütün hayvanlar saldırıyorlar. Bunlarla başa çıkmak imkansız. Çabuk Bay Jones'u aramaya koyup kaçalım çabuk. Hey, inanılmaz bir şey. Kaçırdık onları, kaçırdık. Aha, korktular bizden. Gördünüz mü? Korktular. Yoldaşlar, çiftlik bizim elimize geçti. İsyanımız başarılı oldu galiba. Yoldaşlar, kulaklarınızı açıp beni dinleyin. Bu bir darbedir. Başarılı olduk. Şimdi herkes... Hürriyetimizi esaret altına alan kamçı gibi, yular gibi, semer gibi eşyaları yaksın, parçalasın. Bu kadar yeter yoldaşlar. Şimdi karnımızı doyurabildiğiniz kadar doyurun. Ve sonra da yatıp uyuyun. Yarın yeni, yepyeni bir gün olacak hepimiz için. Bundan böyle artık insansız bir çiftliği hep birlikte el ele yürüteceğiz. Evet, o gece bütün çiftlik hayvanları derin bir uyku uyudular. Ertesi günü şafakla kalktıklarında bir gün önce yaptıklarına inanmaları bir hayli zor olmuştu. Hepsi birden çiftliği kuş bakışı gören bir tepeye çıktılar ve oradan çiftlik evini ve uçsuz bucaksız araziyi seyrettiler. İşte çiftlik ve bereketli topraklar artık kendilerinindi. Artık insansız bir hayata başlıyorlardı. Hayvanları yönlendiren, onlara akıl hocalığı yapan Napolyon ve Snowball isimli iki domuz şimdilik darbenin yöneticileriydi. Çiftlikte ikisinin dedikleri yapılıyordu. Yapılıyordu ama ne Napolyon ne de Snowball birbirleriyle pek geçinemiyorlardı. Yine de üst üste 7 günde 7 bildiri çıkartarak hayvanların bu bildirilere uymalarını sağladılar. Herkes beni dinlesin yoldaşlar. Şimdi sizlere devrim komitesinin 1 numaralı bildirisini okuyorum. 1 numaralı bildiri. 2 ayakta yürüyen herkes düşmandır. İmza Napolyon ve Snowball. Devrim komitesi başkanları. Devrim komitesinin 2 numaralı bildirisidir. 4 ayakta yürüyen veya kanatları olan herkes dosttur. Bilinmesini rica ederim. Napolyon ve Snowball. Devrim komitesi başkanları. 3 numaralı bildiri. Hiçbir hayvan elbise giymeyecektir. Devrim komitesinin 4 numaralı bildirisi. Hiçbir hayvan yatakta uyumayacaktır. 5 numaralı bildiridir. Hiçbir hayvan dövülmeyecektir. 6 numaralı devrim komitesinin bildirisidir. Hiçbir hayvan başka bir hayvanı öldürmeyecektir. Yoldaşlar, devrim komitesinin 7 numaralı bildirisini tebliğ ediyorum sizlere. Bütün hayvanlar eşittir. Napolyon ve Snowball. Devrim komitesi başkanları. Napolyon ve Snowball'un başkanlığını yaptığı devrim komitesi
tebliğ çıkartmakla meşgulken diğer hayvanlar da çayıra gidip mahsulü topluyorlardı. Ancak mahsulü toplamak pek kolay bir iş değildi. Zira insanların kullanabileceği aletleri hayvanların pençeleriyle veya ayaklarıyla tutmaları kolay olmuyordu. Ama domuzlar o kadar zekiydiler ki her güçlüğün çaresini bulmakta üstlerine yoktu. Zaten yaptıkları tek şey de buydu. Bedenleriyle çalışan diğer hayvanlara akıllarıyla yardım etmek. Atlar ot kesme işine veya tırmıklamaya koşarken ördekler minicik gagalarıyla ot parçalarını bir yerden bir yere taşıyorlardı. Anlayacağınız her hayvan üstüne düşeni yapıyordu. Böylece o yaz çok bereketli olan hasat zayiatsız toplanmıştı. Hayvanlar mutluluktan uçuyorlardı. Öyle ya, yedikleri her şey kendilerine aitti. Çok çalışıyor, çok kazanıyorlardı. Yalnız içlerinde kimi hayvanlar çalışmadan yeme hünerini gösteriyorlardı. Çiftliğin cilveli işvebaz kısrağı Molly ile kedi ne zaman iş olsa ortadan kayboluyorlardı. Molly nalının arasına taş kaçtığını bahane ederken kedi de sürekli baş ağrılarından şikayet ediyordu. Herkesin eşit çalışıp eşit yeme ilkesi bir iki ay düzenli sürdü. Ama bir gün baktılar ki ineklerden sağılan sütlerle olgunlaşıp yere düşen elmalar paylaşılmıyor. Bunu araştırdıklarında da sütlerle elmaların domuzların ahırına girdiğini tespit ettiler ve ilk huzursuzluk başladı. O gün yine hepsi bir araya gelmişlerdi. Hani eşitlik diyordunuz? Bütün hayvanlar eşitti. Madem eşitiz de neden sütlerle elmaları hep domuzlar yiyip içiyor ha? Ben de ağzıma bir elma bile koymadım yoldaşlar. Yoldaşlar, bana kandırılıyormuşuz gibi geliyor. İşler kötüye gidiyor Snowball. Hayvanlar neredeyse isyan edecek. Tanrım Napolyon, sütlerle elmaların nereye gittiklerini öğrendiler sonunda. Peki ne yapacağız, söyler misin? Ben ne yapacağımızı biliyorum Napolyon yoldaş. Bunların hakkından gelse gelse üç kağıtçı Squealer gelir. Şimdi onlara inandırıcı birkaç söz söyler. Squealer. Buyur Snowball yoldaş. Dilbazlığını göster bakalım. Aksi takdirde biz domuzların diktatörlüğü çöker. Böyle olunca bizim gibi senin de rahatın kaçar. Siz hiç merak etmeyin komite başkanı yoldaşlar. Ben şimdi konuşurum onlarla. Herkes beni dinlesin lütfen. Yoldaşlar. Elmaları ve sütleri kendimize, biz domuzlara ayırdığımız için ümit ederim ki bunu bencilliğimizden yaptığımızı sanmıyorsunuzdur. Peki neden yapıyorsunuz öyle işte? Öyle ya, elmaları siz domuzlar topluyorsunuz. Sütleri de hep siz içiyorsunuz. Bizim canımız can değil mi yoldaş kardeş? Evet. Ama bunun bir sebebi var yoldaşlar. Şurada önünüzde açıkça izah ediyorum. Bizim çoğumuz aslında elmadan ve sütten nefret ederiz. Ama bunları yememizin tek sebebi sağlığımızı korumaktır. Süt ve elma ilim de ispat etmiştir ki yoldaşlar, bir domuzun sağlığı için mutlaka alınması zaruri gıdalardır. Biliyorsunuz biz domuzlar kafa işçileriyiz. Bu çiftliğin sevk ve idaresi bize bağlıdır. Biz bu sütleri sizin hatırınız için içiyor, elmaları da yine sizin hatırınız için, güvenliğiniz ve rahat etmeniz için yiyoruz. Eğer biz domuzlar görevimizi yapmazsak ne olur bilir misiniz? Bay Jones geri gelir. Evet, geri gelir. O günlere geri dönmememizi ve bugünkü huzur ve asayişin devamını istiyorsanız elma ve sütlere laf söylemeyin yoldaşlar. Evet. Şimdi ne diyorsunuz yoldaşlar? Bay Jones'un geri gelmesini hiçbirimiz istemiyoruz yoldaşlarımız. Şimdi karnımız biraz açsa da can güvenliğimiz tam. Bu yüzden sütlerle elmaların siz domuzlara tahsis edilmesine karşı çıkmıyoruz artık. Yaz sonlarına doğru hayvan çiftliğindeki darbe ülkenin yarısına yayılmıştı. Çiftliğin yönetimini ele alan Napolyon ve Snowball
komşu çiftlikteki hayvanları da kışkırtmak için ellerinden geleni yapıyor, güvercinler aracılığıyla darbeyi yaymaya çalışıyorlardı. Öte yandan çiftliği bir darbeyle elinden alınan çiftlik sahibi Bay Jones da boş durmuyor, çiftliğini geri almak için çevre çiftlik sahiplerinden yardım istiyordu. Önceleri yardıma yanaşmayan çiftlik sahipleri aynı durumun kendi başlarına da gelebileceğini düşünerek Bay Jones'a yardım etmeye karar verirler. Çiftlik sahibi Bay Pickington ve bir başka çiftlik sahibi Bay Frederick adamlarını toplayarak yanlarında Bay Jones olduğu haline hayvan çiftliğine saldırı düzenlediler. Böyle bir saldırıyı her an için bekleyen hayvanlar tertibatlarını almışlardı. Domuz Snowball, önceden okumuş olduğu Julius Caesar'ın harplerini göz önüne alarak müdafaa hareketinin başına geçmişti. Bütün hayvanlar yerlerini alsınlar. Biraz sonra savaş başlayacak arkadaşlar. Eski sahibimiz ve diğer çiftlik sahiplerinin ellerinde sopa ve kamçılar var. Çok kalabalık yoldaş Snowball. Hepsiyle başa çıkabilecek miyiz dersin? Merak etmeyin. Ben her şeyi planladım. Sizler dediğimi yapın yeter yoldaşlar. Dikkat edin, saldırıya geçtiler. Vurun şu hayvanları! Vurun şu hayvanları! Öldürün! Yoldaşlar geliyorlar. Güvercinler ordusu insanlara hücum! Hey Snowball yoldaş, bu küçücük güvercinlerine mi püskürteceksin insanları? Hayır Benjamin yoldaş, güvercinler insanların başına pisleyerek morallerini bozacaklar. Sıra kazlarda, kaz yoldaşlar hücum! Paçalarını çekin şu iki ayaklıların. Ah pis kazlar! Bakın paçamı! Elimi gagaladılar. Kudurmuş mu bunlar ne? Vurun arkadaşlar şu hayvanlara. Küçücük kazlara mağlup mu olacağız? Vurun, vurun diyorum. Vurun. Snowball yoldaş, bak kazları da püskürttüler. Şimdi ne yapacağız? Daha her şey bitmedi Molly yoldaş. Hadi sıra sizde Muriel yoldaş. Sen koyunlarla saldırıya geç. Toz vur şunlara. Benjamin, avazın çıktığı kadar anır ve şaşırt onları. Moses yoldaş, sen de diğer ineklerle birlikte üzerlerine yürü insanların. Devirin, mahvedin şu sömürücüleri. Hadi, şimdi sıra bizde. Yavaş yavaş iç avluya çekilelim yoldaşlar. Biz ne zaman saldıracağız yoldaş Snowball? Yoldaş Snowball, neden avluya çekiliyoruz? İzin ver şu insanların hepsini çifteyle püskürteyim. Merak etme yoldaş Baksır. Birazdan o dediğini yapacaksın. Savaş alanındaki bütün yoldaşlar avluya çekiliyoruz. Ricat, ricat. Yaşasın. Püskürttük onları, kaçıyorlar. Takip edelim şunları arkadaşlar, hepsini öldürelim. İşte şimdi mahvettik onları. Avluda kaçacak yerleri yok. Tek tek öldürelim şu musibetleri. Kim kimi mahvedecek hele bir avluya gelin de görürüz. Yoldaşlar, taktiğimiz iyi işliyor. İnsanlar tuzağımıza düştü. Avluya girer girmez hemen kapıları kapatın ve saldırın. Hiçbirine acımayın. Onlar bizi acıyorlar mı? Anlaşıldı mı yoldaşlar? İşte avluya giriyorlar yoldaş. Hadi yoldaşlar, tam sırası. Hücum! Gün bugündür. Yoldaşlar, hayvan neslini istismar eden ayaklıları acımayın. Vurun, sakatlatın, kemik sesi getirin. Az önce çifte atmaktan söz ediyordum. Ne var yoldaş? Çiftele şu insanları. Sen hiç merak etme yoldaş. Aferin yoldaş kralı. At dediğin senin gibi olmalı. Devam et. Bu savaşı şu iğrenç domuz idare ediyor galiba. Şimdi bir kurşunda bitireyim onun işini.
ben. Sırtımdan vuruldum. Bay Jones vurdu seni yoldaş Snowball. Öyle mi? Şimdi görür o. Çabuk ol, tüfeğini tekrar doldurmadan hallet işini. Merak etme Mario yoldaş. İşte dersini aldı. Bana ateş etmek neymiş öğrendi artık. O da ne? Aman Allah. Bizim çoban mı? Ölmüş. Şu iri at. Gördüm onu. Çobanı başından çıkarıyordu. Eyvah. Jones da yerde yatıyor. Bunlarla başa çıkamayacağız. Kaçalım. Bu kadar yeter. Kaçıyoruz. Çek bizi bunlar. Kaçın. Yaşasın. 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 Kaçtılar gittiler işte. Zafer bizim yoldaşlar. Öldürdüm onu. Öldürdüm. Hadi Boxer. Savaş bu. Birileri ölecekti sonunda. Ama niyetim onu öldürmek değildi Clover. Yazık. Üzüldüm. Hassasiyet gerekmez yoldaş Boxer. Savaş savaştır. En iyi insan ölü bir insandır. Ayağımdaki nalların demir olduğunu unutmuşum. Niyetim sadece korkutup kaçırmaktı. İnanın. Hadi Boxer, bu kadar üzülme. Sen iyi bir savaş atısın. Yoldaşlar, savaşımız zaferle sonuçlanmıştır. Kutlarım sizi. Yaşasın! Bu savaşta ölen yoldaşımız var mı? Var yoldaş. Benim emrimdeki koyun sürüsünden bir kahraman öldü. Derhal bir cenaze töreni tertip edilsin. Ölen koyun yoldaşımız için. Yoldaş Snowball. Dinliyorum yoldaş eşek. Bu savaşta kahramanlık gösteren hayvanlara nişan verilmesini teklif ediyorum. Güzel, güzel. Ben de bir teklifte bulunmak istiyorum yoldaşlar. Bu hayati mücadelede cesaretsizlik göstererek kuytulara kaçanların teşhir edilmesini istiyorum. Herkese ibret olmalı bu tipler. Güzel, doğru. Bu çok ağır bir suçlama yoldaş köpek. Hürriyet mücadelemizde kuytulara kaçarak şerefsizlik yapanlar mı vardı? Vardı yoldaş. Çiftliğin cilveli kısa Molly'yi ahırın kapısının arkasında saklanırken gördüm. Tek bir çifte bile atmadı. Tüm savaş boyunca dudaklarını diliyle yalayıp durdu. Ne? Molly ha? Molly nerede? Molly neredesin? Buradayım yoldaş domuz. Molly, köpek yoldaşın söyledikleri doğru mu peki? Ben prensip olarak savaşa karşıyım yoldaş. Bu yüzden savaşmadım, korktuğumdan değil. Susun, susun diyorum size. Yoldaş Molly, siz bugün burada yapılan birinci ahır savaşında düşmandan korkarak harp meydanını terk ettiniz ve kaçtınız. Savaşı kimse istemez. Savaş gerekirse yapılır. Bu savaşta gerekliydi. Çünkü savaşı insanlar başlatmıştı. Ya savaşmayıp teslim olacaktık ve yine insanların emrine girecektik veya karşı koyarak hürriyetimizi, saadetimizi ve şerefimizi kurtaracaktık. Biz bütün hayvanlar ikinci şıkkı tercih ettik ve savaştık. Ama siz korkup kaçtınız. Bu yüzden yarın gece hayvanlar mahkemesinde yargılanacaksınız. Ancak yoldaş Snowball'un dediği gibi cilveli kısak Molly'yi yargılamak mümkün olmadı sevgili dinleyenler. Çünkü Molly hayvan mahkemesinde yargılandığı takdirde başına neler geleceğini biliyordu ve o daha o gece çiftlikten kaçtı. Aradan birkaç hafta geçtiğinde de güvercinler onu bir çiftlikte çiftlik sahibinin arabasını çekerken gördüler. Bir süre sonra da Molly'nin kaçışını herkes unutmuştu bile. Zira Ocak ayı gelmiş, kış olanca soğukluğuyla bastırmıştı. Yerler demir gibiydi. Toprakta ve başka yerde çalışmanın imkanı yoktu. Hayvanlar koca kışı uyuyarak mı geçireceklerdi yani? Hemen her gün toplantı ahırında bir araya geliyorlar ve çiftlik politikasını tartışıyorlardı. Snowball yoldaş çiftliğe bir yel değirmeni yapılmasını istiyordu. Eğer yel değirmeni yapılır
ve bir de dinamo konulursa çiftliğin elektrik ihtiyacı karşılanacaktı. Ama çiftliğin ve hayvanların ikinci lideri Napolyon yel değirmenine karşıydı. Bu yüzden de iki lider, Napolyon ve Snowball, sık sık tartışıyorlar, hatta kavga ediyorlardı. Onlar yapılacak işler konusunda tartışınca konu oylamaya açılıyordu ve hayvanlar yapılsın veya yapılmasın diye oy kullanıyordu. Snowball'un da, Napolyon'un da taraftarları vardı. Bazen bu tartışmalarda Snowball, bazen de Napolyon galip çıkıyordu. Yine yel değirmeniyle ilgili bir toplantı yapılmıştı ahırda. Herkes oyunu kullanıyordu ki... Yoldaşlar, eğer çiftliğimize bir yel değirmeni yapacak olursak... ...bunun bize sayısız faydaları dokunacaktır. Bir kere elektrik üretebileceğiz. Karanlıktan kurtulacağız. Ayrıca... Neler oluyor orada? Köpek yoldaşlar, neden düşmanca havlıyorsunuz? Kapa çeneni Snowball. Yoldaşlar, şu andan itibaren yönetime el koymuş bulunuyorum. Bu bir darbedir. Darbe mi? Ama Napolyon yoldaş. Sen Snowball yoldaş. Şu andan itibaren tutuklusun. Tutuklu mu? Köpek yoldaşlar, yakalayın şu mende burada huzur. Evet, yanına iki iri köpek alan Napolyon adlı domuz toplantıyı basarak darbe yapmış ve yönetimi eline geçirmişti. Snowball ise tutuklandıktan sonra bir yolunu bulup kaçmış ve izini kaybettirmişti. Şimdi çiftlikte tek lider kalmıştı, Napolyon yoldaş. O her kararı tek başına alıyor, itiraz eden bir kişi olursa muhafız köpekleri dişlerini gösteriyor, eğer itiraz eden birden fazlaysa o zaman Siguelar diğerlerinden üstün olan zekasıyla lider Napolyon'u haklı çıkartıyordu. Darbeyi gerçekleştiren Napolyon ilk ultimatomunu verdi. Yoldaşlar, ben kısa ve öz konuşurum. Söylediklerim tartışmasız yapılmalıdır. Bundan böyle pazar sabahları yapılan siyasi toplantıları ikinci bir emre kadar yasaklıyorum. Çiftlikte alınması gereken kararlara en kısa zamanda kuracağım bir domuzlar komitesi karar verecek. O komite neyi uygun görüyorsa o yapılacaktır. Bu komitenin başkanı ben olacağım. Komite gizli toplanacak. Sizlere sadece alınan kararları tebliğ edecek. Sizler de bu kararlara eksiksiz uyacaksınız. Sayın yoldaş Napolyon, bir şey sorabilir miyim? Kısa ve öz olsun yoldaş keçi. Snowball yoldaş kaçmasaydı tutuklayacaktınız değil mi? Evet. Peki suçu neydi Snowball'ın? Evet, suçu neydi? O bir savaş kahramanıydı. Birinci Ağır Savaşı'nda yaralanmıştı da. Evet, öyleydi ama yani... Napolyon. İzin verirseniz halkımıza gerçekleri ben açıklayayım. Konuşabilirsin Sugayalar yoldaş. Yoldaşlar. Evet. Snowball yoldaş cesaretle savaşmıştı. Doğru. Ama cesaret tek başına yeterli değildir. Sadakat ve itaat daha önemlidir. Disiplin yoldaşlar, disiplin. Çelik gibi disiplin. Yoldaşlar. Eğer eski çiftlik sahibimiz Bay Johnson'un geri gelmesini istemiyorsanız... Napolyon yoldaşa itaat edin. Ona sadık kalın. Onun, yani Bay Johnson'un geri gelmesini istiyor musunuz? Hayır! İsyan öncesine geri dönmek istemiyorsanız... emirlere itaat edin yoldaşlar. Bugünlük bu kadar yeter. Toplantı bitmiştir. Darbeci domuz Napolyon'un hayvan halkı üzerindeki baskısı sürekli artıyordu. O yıl hayvanlar esir gibi çalıştılar. Hem de eskisinden çok daha az yiyerek. Ama yine de eski düzenin geri gelmesinden korkuyorlardı. Bir gün geldi, çiftliğin işleri iyi ve verimli gitmemeye başladı. Bunun üzerine junta lideri Napolyon, hayvanları toplayarak yeni aldığı bir kararı bildirdi onlara. Bundan böyle hayvan çiftliği, komşu çiftliklerle ticari münasebetlere girişecekti. Eldeki yığınla otu, tavukların yumurtasını pazara götürüp satacaklardı. Tabii hayvanlar hemen bu kararlara itiraz ettiler. Aman, 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 aman.
Ben bu kararlara şahsen katılmıyorum yoldaş Napolyon. Neden yoldaş at? Biz sahibimiz Jones'u bu çiftlikten kovduktan sonra parayla uğraşmayacağımıza, ticaret yapmayacağımıza dair kararlar almıştık. Ben de hatırlıyorum, ben de hatırlıyorum. Ticaret ve para insanlara mahsus şeylerdir denmişti. Kafi, kesin tartışmayı. Dün dündü, bugün ve bugündü. Zamanında öyle bir karar alınmış olabilir. Şimdi ise ben bu kararı değiştiriyorum. Var mı itirazı olan? Güzel. İtiraz etmediğinize sevindim yoldaşlar. Uykum geldi. Dinlenmeye ihtiyacım var. Yoldaş Sugarlar, ben yatmaya gidiyorum. Toplantıyı sen idare et. Emredersiniz lider yoldaş. Yoldaşlar, liderimiz yoldaş Napolyon, Viper adlı bir komisyoncuyla anlaşma yapmıştır. Bundan beri ürettiğimiz mahsulleri bu komisyoncu çiftliğimiz adına satmaya yetkili kılınmıştır. Olur mu? Hani insanlarla iki ayaklı yaratıklarla hiçbir şekilde irtibat halinde olmayacaktık. Bu karar da mı bozuldu şimdi? Benjamin yoldaş, Benjamin yoldaş. Biz insanlarla irtibat halinde olmayacağız. Sadece liderimiz yoldaş Napolyon o insana emir verecek. Öyle mi? O zaman mesele yok. Peki hani hiçbir hayvan insan yatağında yatmayacaktı? Öyle değil mi yoldaşlar? Hatırlıyor musunuz? Çiftlikte ne kadar domuz varsa çiftliğin yataklarında yatıyor. Yani insan yatağında. Hem de beyaz çarşaflar üzerinde. Anlaşıldı tavuk yoldaş. Demek ki biz domuzların insan yatağında yattığımızı duydum. Açıkça ifade edeyim yoldaşlar. Neden yatmayalım? Niçin? Yatak demek ne demek ha? Ne demek? İçinde uyunabilen bir yer demektir. Sorarım size yoldaşlar, ahırdaki saman yığını da yatak değil midir? Şunu da unutmayın yoldaşlar. Bu çiftlikte en çok yorulan biz domuzlar oluyoruz. Çünkü biz kafamızla çalışıyoruz. Bu yüzden de kafamız çok yoruluyor. Herhalde sizler bizden bu istirahati esirgemezsiniz. Ayrıca hiçbiriniz çiftlik sahibi Johnson geri dönmesini de istemezsiniz, hayır, değil mi? Hayır. Son bir şey daha söyleyerek toplantıyı kapatıyorum aziz yoldaşlarım. Bundan böyle domuzlar diğer hayvanlardan bir saat daha geç kalkacaklar. Hepinize sağlık ve afiyet dolu günler temenni ediyorum. Çiftlikte darbeci Napolyon ve ekibinin terör rüzgarı eserken dışarıda da korkunç bir kış hüküm sürüyordu. Ama kara kışa rağmen yoldaş Napolyon önceden karşı çıktığı yel değirmeni projesinin bir an önce bitirilmesi için hayvan yoldaşları öldüresiye çalıştırıyordu. Ocak ayında yiyecek azaldı. Buğday tayını karneye bağlandı. Bunun yerine patates verileceği ilan edildi. Ancak soğuktan donan patateslerin çoğu yenmeyecek durumdaydı. Şubat ayında ise hayvanlar açlıkla karşı karşıya kalmışlardı. Darbeci yoldaş Napolyon'a gelince onun karnı tok, sırtı pekti. Açlıkla bir ilgisi yoktu. Yalnız köpeklerden oluşan muhafızlarını yanına almadan diğer hayvanların arasına pek giremiyordu. Emirlerini kendisi gibi bir domuz olan Sigurlar yoldaşla gönderiyordu hayvanlara. Tavuk yoldaşlar, hepiniz beni dinleyin. Sizlere liderimiz yoldaş Napolyon'un bir emrini bildireceğim. Neymiş? Bundan böyle bol bol yumurtlayacaksınız. Ve yumurtalarınızı da bize teslim edeceksiniz. Neden? Liderimiz böyle istedi. Komisyoncu Viper'a haftada 400 yumurta vereceğiz. Ve o da bizim için bunları pazarda satacak. Satıp da ne yapacaksınız yumurtalarımızı? Onların parasıyla yiyecek ve buğday alacağız.
Böylece yaza kadar yiyecek sıkıntısı çekmemiş olacağız. Biz bu karara şiddetle karşı çıkıyoruz yoldaş Tukeyler. Evet, karşı çıkıyoruz. Hep biz mi fedakarlık yapacağız yani? Evet, Jones çiftlikten kovulduğundan bu yana ilk kez bir isyan hareketi başlamış oluyordu böylece. Yumurtalarını vermemeye karar veren tavukların bu direnişi 5 gün sürdü. Kirişlere uçup orada yumurtaladılar ama yumurtalar yere düşüp kırılıyordu hep. Bunun üzerine junta lideri yoldaş Napolyon harekete geçti. Önce tavukların yeminin kesilmesini emretti. Her kim tavuklara buğday verecek olsa ölümle cezalandırılacaktı. Köpekler de bu emrin uygulanmasına memur edildiler. 5 gün sonra tavuklar direnişten vazgeçmek zorunda kaldılar. Bu arada 9 tavuk öldü. Ama tavukların bu eylemi darbeci Napolyon için bulunmaz bir fırsattı. Ne zamandan beri hayvanların gözünü korkutmak istiyordu. Hele bazı hayvanların eski lider Snowball'un daha iyi bir lider olduğunu söylemeleri Napolyon'u çileden çıkartmıştı. Bu sebeple tavukların isyanını kanlı bir şekilde bastırdıktan sonra bütün hayvanları bir ahırda toplantıya çağırdı. Şimdi bu ahırda bir hayvan mahkemesi kurulmuştu. Savcı Napolyon, hakim de Napolyon'du. Yoldaşlar! Öteden beri içinizdeki bazı kişilerin hain Snowball'a bel bağladığını, benim yerime onun lider olmasını arzuladığını biliyorum. Düşünceye saygım, demokrasiye hürmetim büyüktür. Ama şunu iyi bilmenizi istiyorum. Sizlere söylemiyordum ama hain Snowball geceleri gizlice bu çiftliğe girerek buğdayımıza, sütlerimize ve her türlü yiyeceğimize zarar veriyordu. Ya! Evet yoldaşlar! İçinizden bazı kimselerin bel bağladığı o hain Snowball sizin yiyeceklerinize zarar veriyor, hatta çalıp götürüyordu. Daha da kötüsü komşu çiftliğe sığınmış ve insanların emrine girmiştir. Ya! Geçen gece yola bakan cam kırılmıştı. Snowball yapmıştır keçi kardeş. 3 gün önce de lağım tıkanmıştı yoldaşlar. Onu da Snowball yapmıştır öküz yoldaş. Yoldaşlar, Snowball bir haindir. O hepimizin düşmanıdır. Biraz fazla haksızlık etmiyor musunuz Snowball'a yoldaşlar? Ne demek istiyorsun yoldaş boxer? Snowball 1. Ahır Savaşı'nda büyük kahramanlık göstermiş ve nişanla taltif edilmişti. Bence o iyi bir yoldaştır. Yanılıyorsunuz yoldaşlar, yanılıyorsunuz. Snowball ajandı. Eğer ben ajandı diyorsam ajandır. Çünkü ben her şeyi sizden daha iyi bilirim. Liderimiz yoldaş doğru söylüyor hayvan yoldaşlar. Snowball'ın aramızda gizli ajanları vardır. Gözünüzü 4 açın ve onları tanıyın. Şimdi hayvan halkına ihanet etmiş sanıkları yargılayacağız yoldaşlar. Evet. Önce yumurta vermeme direnişinde elebaşılık etmiş tavukları yargılayacağız. Sanıklar burada mı? Buradayız yoldaş. Söyleyin bakalım. Söyleyin. Neden yumurta vermeme eylemi yaptınız? Kim kışkırttı sizleri? Snowball kışkırttı yoldaş Napolyon. Evet, geceliğin rüyamıza girdi ve Napolyon yoldaş sizden yumurta isteyecek, sakın vermeyin dedi. Evet, evet yoldaş, bizleri eyleme sürükleyen Snowball'dur. Duydunuz mu? Duydunuz değil mi yoldaşlar? Suçlarını itiraf ettiler. Köpek yoldaşlar gerekeni yapsınlar. Az yoldaş, geçenlerde hakkından fazla buğday başağı yemişsin. Doğru mu? Evet kedim yoldaş. Midemde ülserim vardı. Mecburdum. Mecburdun ha? Cezası ölümdür.
Köpek yoldaşlar cezayı infaz edin. Sen koyun yoldaş, yaklaş buraya. Emret yoldaş lider. Senin geçenlerde su içilen havuzu kirlettiğin görülmüş. Evet yoldaş lider. Sanki gece rüyamda Snowball bana böyle yapmamı söylemişti. Hayvan sağlığını tehlikeye soktuğun için ölümle cezalandırılacaksın koyun yoldaş. Köpekler emri yerine getirsinler hadi. Ve tavuklar, ve kaz, ve koyun, ve daha birçok hayvan, sudan bir takım sebeplerle köpekler tarafından öldürüldüler. Şimdi hayvanlar düşünüyorlardı. Eski düzen mi daha iyiydi, yoksa biraz önce şahit oldukları zalim cezalar mı daha korkunçtu? Hani herkes eşit olacaktı? Hiçbir hayvan dövülmeyecek, cezalandırılmayacaktı? Bunun için yapmamışlar mıydı ihtilali? Hayvan mahkemesindeki duruşmadan sonra darbeci Napolyon çevresindeki emniyet tedbirlerini daha da arttırdı. Artık geceleri uyurken yatağının dört ucunda da köpekler nöbet tutuyor, genç bir domuzda bütün yiyecekleri, içecekleri zehirlenmesin diye önceden tadarak kontrol ediyordu. Böylece birkaç yıl daha geçti. Hayvanlar bir daha yaşlandılar. Bu arada yel değirmeni tamamlanmış, çalışmaya başlamıştı. Ayrıca bir harman makinesi ve bir biçer döğer de satın alınmıştı. Kısacası çiftlik zenginleşmiş ama çalışan hayvanların bütçelerinde bir değişiklik olmamıştı. Bir güz günü hayvanları çok üzen bir olay cereyan etti. Yoldaşlar, yoldaşlar, çabuk koşun, gelin çabuk! Ne oldu, niye bağırıyorsun? Geç yoldaş. Boxer yoldaş, boxer yoldaş ileride kayalıkların orada yan yatıyor, kalkamıyor. Çabuk yardımına koşalım. Boxer, ne oldu sana, neyin var? Kulağım, ciğerlerim, nefes alamıyorum. Ciğerlerim pek kötü. Söylemiştim sana boxer yoldaş. Bu kadar çok çalışma, yaşlısın. Ciğerlerin dayanmaz demiştim sana. Haklısın. Eşek yoldaş, yoldaşlar, ben çok hastayım. Bir daha görüşeceğimizi pek sanmıyorum. Haydi eski kurt, sen daha çok yaşarsın. Bırakma kendini hemen. Çok iyisin Clover, çok da güzelsin. Ama ömrümün son anlarını yaşadığımı hissediyorum. Oysa emekli olmayı hayal etmiştim hep. Emekli olup yeşil çayırlarda yakın dostum Benjamin'le bir... Çabuk! Çabuk! Birini Sivayler'e haber verin. Buraya gelsin. Haber vermeye gerek yok yoldaşlar. Duydum ve hemen geldim. Boxer yoldaş, neyin var? Hastayım. Çok hasta. Napolyon yoldaş da üzüntülerini söylememi istedi. Çiftliğimizin en sadık ve en çalışkan işçisinin başına gelenlerden dolayı çok üzgün. Napolyon yoldaşın mesajını bırak da Boxer'ı ne yapacağız onu söyle. Napolyon yoldaş, Boxer yoldaşın derhal Wellington Hastanesi'ne yatırılmasını ve orada tedavi edilmesini istedi. Şimdi yoldaşlar yardım edin de Boxer'ı birlikte ahıra götürelim. Bir iki gün sonra da hastaneden bir araba gelip hasta yoldaşımızı tedavi için alıp götürecek. Boxer iki gün ahırda kaldı. Ateşler içinde yandı kavruldu. Kendisini çok seven hayvanlar onu iyileştirmek için etrafında pervane oldular. Ama Boxer iyileşmiyordu. Her geçen gün biraz daha güçsüzleşiyordu. Üçüncü gün öğle vakti
Boxer'ı götürecek araba geldi. O sırada bütün hayvanlar çalışıyordu. Boxer'ın arabaya bindirildiğini ilk gören eşek Benjamin oldu. O da ne? Aman Allah'ım! Araba gelmiş, Boxer'ı götürüyorlar. Hey yoldaşlar! İşi bırakın da benimle gelin. Az kalsın seni göremeden gidiyordum Boxer yoldaş. Güle güle gitme, iyileşerek geri dön. Seni özleyeceğiz Boxer yoldaş. Seni hiç unutmayacağız Boxer. Elveda yoldaşlar. Bilmem bir daha görüşebilir miyiz artık? Bu kadar tezahürat yeter. Haydi de. Durun. Durdurun o arabayı çabuk. Durdurun diyorum size. Neden Benjamin yoldaş? Boxer'ımızı hastaneye götürün. Ne yapıp Boxer'ı yoldaş iyi olup gelecek işte. Aptallar. Arabanın üstündeki yazıyı okumadınız mı? Bu araba hastane arabası falan değil. Değil mi? Ya ne arabası? Okusanıza. Bizim okumamız olmadığını bilmiyor musun Benjamin yoldaş? Arabanın üzerinde Alfred Simmons, at ve eşek kasabı yazıyor. Seyyar salam sucuk sosis imalatçısı yazıyor. Anladınız mı şimdi aptal yoldaşlar? Boxer'ı kesmeye götürüyorlar. Boxer! Boxer! Çabuk çık bu arabadan dışarı. Çık dostum. Seni kesmeye, sucuk yapmaya götürüyorlar. Ama Boxer çıkamadı. Kaçamadı o arabadan. İki gün sonra Sigurlar hayvanları toplayarak onlara Boxer'ın öldüğünü haber verdi. Sevgili yoldaşlar, Boxer'ımıza gösterilebilecek bütün ihtimam ve bakım gösterilmiştir. Ülkenin en iyi at doktorları ölünceye kadar başımdan ayrılmadılar. Ben onun son saatlerine kadar hep başucundaydım. Hayatımda gördüğüm en dokunaklı manzaraydı. Ölmeden önce kulağıma şunları fısıldadı. En büyük lider Napolyon. Başka lider tanımıyorum. Yaşasın hayvan çiftliği dedi. Ve gözlerini yumdu yoldaşlar. Ama Benjamin Boxer'ı götüren arabanın bir at kasabına ait olduğunu söylemişti bize. Evet, sen Boxer'ın hastanede öldüğünü söylüyorsun ama ne malum o at kasabının elinde kesilmediği? Bu söylentileri ben de duydum yoldaşlar. İşin gerçeği şu. Evet, Boxer'ı götüren arabanın üzerinde at kasabı yazılı olduğu doğru. Açıkça izah edeyim ki o araba eskiden bir at kasabının malıymış. Sonradan hastane bu arabayı satın almış. Ama yazıyı sildirmeye vakit bulamamış. Yoksa durum sizin sandığınız gibi değil. Oh, çok şükür. Ben de Boxer'ımızın kesildiğini sanmıştım. Madem öyle boşuna üzülmeyelim biz de. Liderimiz yoldaş Napolyon, Boxer için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, en pahalı ilaçları aldırmıştır. Hey, şuraya bakın, bir araba geliyor çiftliğimize. Bir şey mi getirdi yoksa? Evet, lider yoldaş çiftlik için bir şeyler ısmarlamıştı. Sonra görüşürüz yoldaşlar. Bakın, adamlar arabadan sandıkları indiriyorlar. Kim bilir ne var o sandıkların içinde? Sandıkların üzerinde bir şey yazıyor ama dur bakayım. Hey, Benjamin yoldaş, senin okuman yazman var. Ne yazıyor o sandıkların üzerinde? Viski yazıyor yoldaşlar, viski. Viski mi? İçki yani. Evet, içki. Hani alkollü içkiler kullanılmayacak diye bir emir çıkartılmıştı? Evet ama işte gerçek. Evet, sonunda içki de girmişti çiftliğe. Böylece önceden belirlenen bazı yasaklar şimdi sadece ikinci sınıf hayvanlar için geçerliydi. Darbeci Napolyon yoldaş ve yandaşları yasaklamaların dışındaydı. Onlar istedikleri gibi hareket edebiliyorlardı. Çalışan hayvanlar az yiyip yasaklara riayet ederken, çalışmadan hükmeden domuzlar zevk ve sefa içinde günlerini geçiriyorlardı. Bir gün tüm hayvanları şaşırtan bir hadise oldu. Günlerden pazardı
ve herkes tatil yapıyordu. Aman yarabbi, şuraya bakın, şuraya bakın. Ne oluyor Kravar yoldaş, neden bu kadar şaşırdın? Şu iki ayak üzerinde yürüyen domuz Suguyalar yoldaş değil mi? İki ayak üzerinde mi dedin? Olamaz. Evet, bu Suguyalar insan gibi iki ayak üzerinde yürümeye çalışıyor. Siz onu bırakın da şu tarafa bakın. Kim geliyor yoldaşlar? Lider Napolyon'a bakın. Başında çiftçi Johnson törenlerde giydiği melon şapkası, bastonu ve ağzında da puro ile o da insan gibi yürüyor. Muhafızlığını yapan köpekleri de iki ayak üzerinde yürüyor. Nereye gidiyor bunlar böyle? Çiftlik binasına doğru yürüyorlar. Duyduğum doğruysa bütün binada eğlence varmış yoldaşlar. Eşek yoldaş, bildiğim kadarıyla bir emir daha vardı. O da bütün hayvanların eşit olduğunu söylüyordu, değil mi? Evet Rover yoldaş. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. Ah, vur patlasın çal oynasın. Bu ne güzel eşitlik böyle. Gelin yoldaşlar. İçeride ne yapıyorlar görelim. İçimizde en boylu Clover'la Benjamin yoldaş. İçeride neler olup bittiğini görebiliyor musunuz yoldaşlar? Görmeye çalışacağız tavuk yoldaş. Görüp anlatacağım sizlere. Benjamin yoldaş, Napolyon'un karşısında oturan komşu çiftlik sahibi Bay Pilkington değil mi? Evet, baksana öbür çiftlik sahibi Bay Frederick de burada. Bizim domuzlar ve köpekler de iki ayaklarıyla insan gibi onların karşısında. Neler oluyor orada? Bize de anlatsanıza. Ay, merakımdan neredeyse yumurtlayacağım yoldaşlar. Liderimiz Napolyon yoldaş, taraftarları domuz ve köpekler komşu çiftlik sahipleriyle yiyip içip eğleniyorlar tavuk yoldaş. Durun. Bizim lider elinde içki kadehi ayağa kalktı. Nutuk atacak galiba. Dostlarım, dostlarım, çiftliğime hoş geldiniz. Bundan böyle artık çiftliğimizin adı hayvan çiftliği değil. Bu ad beylik çiftliği olarak değiştirilmiştir. Dostlarım, 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 bir dakika. Bazı kötü niyetli kişiler bizim İnsanlara düşman olduğumuz rivayetini yaymak istemişler. Bu doğru değildir. Biz insanların dostuyuz. Savaştan değil, barıştan yanayız. Toplantı bitti, dağılıyorlar. Gel, çıkarken şunlara yakından bakalım Clover yoldaş. Olur. Ne oldu? Neden bakmıyorsunuz içeriye? Bize de anlatsanıza. Eğlence bitti, şimdi dışarı çıkıyorlar. İşte çıktılar. Yoldaşlar, iyi bakın onlara. Çok iyi bakın. Neden? İyi tanımadan kimsenin peşinden gitmemek lazım da ondan. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle, hoşça kalın. Son bir şey daha söyleyerek toplantıyı kapatıyorum aziz yoldaşlarım. Bundan böyle domuzlar diğer hayvanlardan bir saat daha geç kalkacaklar. Hepinize sağlık ve afiyet dolu günler temenni ediyorum. Çiftlikte darbeci Napolyon ve ekibinin terör rüzgarı eserken dışarıda da korkunç bir kış hüküm sürüyordu. Ama kara kışa rağmen yoldaş Napolyon, önceden karşı çıktığı yel değirmeni projesinin bir an önce bitirilmesi için hayvan yoldaşları öldüresiye çalıştırıyordu. Ocak ayında yiyecek azaldı. Buğday tayını karneye bağlandı. Bunun yerine patates verileceği ilan edildi. Ancak soğuktan donan patateslerin çoğu yenmeyecek durumdaydı. Şubat ayında ise hayvanlar açlıkla karşı karşıya kalmışlardı. Darbeci yoldaş Napolyon'a gelince onun karnı tok, sırtı pekti. Açlıkla bir ilgisi yoktu.
Yalnız köpeklerden oluşan muhafızlarını yanına almadan diğer hayvanların arasına pek giremiyordu. Emirlerini kendisi gibi bir domuz olan Sigüeler yoldaşla gönderiyordu hayvanlara. Tavuk yoldaşlar, hepiniz beni dinleyin. Sizlere liderimiz yoldaş Napolyon'un bir emrini bildireceğim. Neymiş? Bundan böyle bol bol yumurtlayacaksınız. Ve yumurtalarınızı da bize teslim edeceksiniz. Neden? Liderimiz böyle istedi. Komisyoncu Viper'a haftada 400 yumurta vereceğiz. Ve o da bizim için bunları pazarda satacak. Satıp da ne yapacaksınız yumurtalarımızı? Onların parasıyla yiyecek ve buğday alacağız. Böylece yaza kadar yiyecek sıkıntısı çekmemiş olacağız. Biz bu karara şiddetle karşı çıkıyoruz yoldaş Tukeler. Evet, karşı çıkıyoruz. Hep biz mi fedakarlık yapacağız yani? Evet, Jones çiftlikten kovulduğundan bu yana ilk kez bir isyan hareketi başlamış oluyordu böylece. Yumurtalarını vermemeye karar veren tavukların bu direnişi 5 gün sürdü. Kirişlere uçup orada yumurtaladılar ama yumurtalar yere düşüp kırılıyordu hep. Bunun üzerine junta lideri yoldaş Napolyon harekete geçti. Önce tavukların yeminin kesilmesini emretti. Her kim tavuklara buğday verecek olsa ölümle cezalandırılacaktı. Köpekler de bu emrin uygulanmasına memur edildiler. 5 gün sonra tavuklar direnişten vazgeçmek zorunda kaldılar. Bu arada 9 tavuk öldü. Ama tavukların bu eylemi darbeci Napolyon için bulunmaz bir fırsattı. Ne zamandan beri hayvanların gözünü korkutmak istiyordu. Hele bazı hayvanların eski lider Snowball'un daha iyi bir lider olduğunu söylemeleri Napolyon'u çileden çıkartmıştı. Bu sebeple tavukların isyanını kanlı bir şekilde bastırdıktan sonra bütün hayvanları bir ahırda toplantıya çağırdı. Şimdi bu ahırda bir hayvan mahkemesi kurulmuştu. Savcı Napolyon, hakim de Napolyon'du. Yoldaşlar! Yoldaşlar! Öteden beri içinizdeki bazı kişilerin hain Snowball'a bel bağladığını, benim yerime onun lider olmasını arzuladığını biliyorum. Düşünceye saygım, demokrasiye hürmetim büyüktür. Ama şunu iyi bilmenizi istiyorum. Sizlere söylemiyordum ama hain Snowball geceleri gizlice bu çiftliğe girerek buğdayımıza, sütlerimize ve her türlü yiyeceğimize zarar veriyordu. Ya! Evet yoldaşlar! İçinizden bazı kimselerin bel bağladığı o hain Snowball sizin yiyeceklerinize zarar veriyor, hatta çalıp götürüyordu. Daha da kötüsü komşu çiftliğe sığınmış ve insanların emrine girmiştir. Ya! Geçen gece yola bakan cam kırılmıştı. Snowball yapmıştır keçi kardeş. 3 gün önce de lağım tıkanmıştı yoldaşlar. Onu da Snowball yapmıştır öküz yoldaş. Yoldaşlar, Snowball bir haindir. O hepimizin düşmanıdır. Biraz fazla haksızlık etmiyor musunuz Snowball'a yoldaşlar? Ne demek istiyorsun yoldaş boxer? Snowball 1. Ahır Savaşı'nda büyük kahramanlık göstermiş ve nişanla taltif edilmişti. Bence o iyi bir yoldaştır. Yanılıyorsunuz yoldaşlar, yanılıyorsunuz. Snowball ajandı. Eğer ben ajandı diyorsam ajandır. Çünkü ben her şeyi sizden daha iyi bilirim. Liderimiz yoldaş doğru söylüyor hayvan yoldaşlar. Snowball'ın aramızda gizli ajanları vardır. Gözünüzü 4 açın ve onları tanıyın. Şimdi hayvan halkına ihanet etmiş sanıkları yargılayacağız yoldaşlar. Evet. Önce yumurta vermeme direnişinde elebaşılık etmiş tavukları yargılayacağız. Sanıklar burada mı? Buradayız yoldaş. Söyleyin bakalım. Söyleyin. Neden yumurta vermeme eylemi yaptınız? Kim kışkırttı sizleri?
Snowball kışkırttı yoldaş Napolyon. Evet, geceliğin rüyamıza girdi ve Napolyon yoldaş sizden yumurta isteyecek, sakın vermeyin dedi. Evet, evet yoldaş, bizleri eyleme sürükleyen Snowball'dur. Duydunuz mu? Duydunuz gibi yoldaşlar, suçlarını itiraf ettiler. Köpek yoldaşlar gerekeni yapsınlar. Az yoldaş, geçenlerde hakkından fazla buğday başağı yemişsin. Doğru mu? Evet kedim yoldaş. Midemde ülserim vardı. Mecburdum. Mecburdun ha? Cezası ölümdür. Köpek yoldaşlar cezayı infaz edin. Sen koyun yoldaş, yaklaş buraya. Emret yoldaş lider. Senin geçenlerde su içilen havuzu kirlettiğin görülmüş. Evet yoldaş lider. Sanki gece rüyamda Snowball bana böyle yapmamı söylemişti. Hayvan sağlığını tehlikeye soktuğun için ölümle cezalandırılacaksın koyun yoldaş. Köpekler emri yerine getirsinler hadi. Ve tavuklar, ve kaz, ve koyun, ve daha birçok hayvan sudan bir takım sebeplerle köpekler tarafından öldürüldüler. Şimdi hayvanlar düşünüyorlardı. Eski düzen mi daha iyiydi, yoksa biraz önce şahit oldukları zalim cezalar mı daha korkunçtu? Hani herkes eşit olacaktı? Hiçbir hayvan dövülmeyecek, cezalandırılmayacaktı? Bunun için yapmamışlar mıydı ihtilali? Hayvan mahkemesindeki duruşmadan sonra darbeci Napolyon çevresindeki emniyet tedbirlerini daha da arttırdı. Artık geceleri uyurken yatağının dört ucunda da köpekler nöbet tutuyor, genç bir domuzda bütün yiyecekleri, içecekleri zehirlenmesin diye önceden tadarak kontrol ediyordu. Böylece birkaç yıl daha geçti. Hayvanlar bir daha yaşlandılar. Bu arada yel değirmeni tamamlanmış, çalışmaya başlamıştı. Ayrıca bir harman makinesi ve bir biçer döğer de satın alınmıştı. Kısacası çiftlik zenginleşmiş ama çalışan hayvanların bütçelerinde bir değişiklik olmamıştı. Bir güz günü hayvanları çok üzen bir olay cereyan etti. Yoldaşlar, yoldaşlar, çabuk koşun, gelin çabuk. Ne oldu, niye bağırıyorsun keçi yoldaş? Boxer yoldaş, boxer yoldaş ileride kayalıkların orada yan yatıyor, kalkamıyor, çabuk yardımına koşalım. Boxer, ne oldu sana, neyin var? Kulağım, ciğerlerim, nefes alamıyorum, ciğerlerim pek kötü. Söylemiştim sana boxer yoldaş, bu kadar çok çalışma, yaşlısın, ciğerlerin dayanmaz demiştim sana. Haklısın. Eşek yoldaş, yoldaşlar, ben çok hastayım. Bir daha görüşeceğimizi pek sanmıyorum. Hadi eski kurt, sen daha çok yaşarsın. Bırakma kendini hemen. Çok iyisin Clover, çok da güzelsin. Ama ömrümün son anlarını yaşadığımı hissediyorum. Oysa emekli olmayı hayal etmiştim hep. Emekli olup yeşil çayırlarda yakın dostum Benjamin'le bir... Çabuk, çabuk biriniz Sivayler'e haber verin. Buraya gelsin. Haber vermeye gerek yok yoldaşlar. Duydum ve hemen geldim. Boxer yoldaş, neyin var? Hastayım. Çok hasta. Napolyon yoldaş da üzüntülerini söylememi istedi. Çiftliğimizin en sadık ve en çalışkan işçisinin başına gelenlerden dolayı çok üzgün. Napolyon yoldaşın mesajını bırak da
yapacağız onu söyle. Napolyon yoldaş, boxer yoldaşın derhal Wellington hastanesine yatırılmasını ve orada tedavi edilmesini istedi. Şimdi yoldaşlar yardım edin de boxer'ı birlikte ahıra götürelim. Bir iki gün sonra da hastaneden bir araba gelip hasta yoldaşımızı tedavi için alıp götürecek. Boxer iki gün ahırda kaldı. Ateşler içinde yandı kavruldu. Kendisini çok seven hayvanlar onu iyileştirmek için etrafında pervane oldular. Ama Boxer iyileşmiyordu. Her geçen gün biraz daha güçsüzleşiyordu. Üçüncü gün öğle vakti Boxer'ı götürecek araba geldi. O sırada bütün hayvanlar çalışıyordu. Boxer'ın arabaya bindirildiğini ilk gören eşek Benjamin oldu. Aman Allah'ım, araba gelmiş, Boxer'ı götürüyorlar. Hey yoldaşlar, işi bırakın da benimle gelin. Az kalsın seni göremeden gidiyordum Boxer yoldaş. Güle güle git ve iyileşerek geri dön. Seni özleyeceğiz Boxer yoldaş. Seni hiç unutmayacağız Boxer. Elveda yoldaşlar. Bilmem bir daha görüşebilir miyiz artık? Bu kadar tezahürat yeter. Haydi de. Durun. Durdurun arabayı çabuk. Durdurun diyorum size. Neden Benjamin yoldaş? Boxer'ımızı hastaneye götürün. Ne yapayım? Boxer'ı yoldaş iyi olup gelecek işte. Aptallar. Arabanın üstündeki yazıyı okumadınız mı? Bu araba hastane arabası falan değil. Değil mi? Ya ne arabası? Okusanıza. Bizim okumamız olmadığını bilmiyor musun Benjamin yoldaş? Arabanın üzerinde Alfred Simmons, at ve eşek kasabı yazıyor. Seyyar salam sucuk sosis imalatçısı yazıyor. Anladınız mı şimdi aptal yoldaşlar? Boxer'ı kesmeye götürüyorlar. Boxer! Boxer! Çabuk çık o arabadan dışarı. Çık dostum. Seni kesmeye, sucuk yapmaya götürüyorlar. Boxer! Ama Boxer çıkamadı. Kaçamadı o arabadan. İki gün sonra sigorlar hayvanları toplayarak onlara Boxer'ın öldüğünü haber verdi. Sevgili yoldaşlar, Boxer'ımıza gösterilebilecek bütün ihtimam ve bakım gösterilmiştir. Ülkenin en iyi at doktorları ölünceye kadar başından ayrılmadılar. Ben onun son saatlerine kadar hep başucundaydım. Hayatımda gördüğüm en dokunaklı manzaraydı. Ölmeden önce kulağıma şunları fısıldadı. En büyük lider Napolyon. Başka lider tanımıyorum. Yaşasın hayvan çiftliği dedi. Ve gözlerini yumdu yoldaşlar. Ama Benjamin Boxer'ı götüren arabanın bir at kasabına ait olduğunu söylemişti bize. Evet, sen Boxer'ın hastanede öldüğünü söylüyorsun ama ne malum o at kasabının elinde kesilmediği? Bu söylentileri ben de duydum yoldaşlar. İşin gerçeği şu. Evet, Boxer'ı götüren arabanın üzerinde at kasabı yazılı olduğu doğru. Açıkça izah edeyim ki o araba eskiden bir at kasabının malıymış. Sonradan hastane bu arabayı satın almış. Ama yazıyı sildirmeye vakit bulamamış. Yoksa durum sizin sandığınız gibi değil. Oh çok şükür. Ben de Boxer'ımızın kesildiğini sanmıştım. Madem öyle boşuna üzülmeyelim biz de. Liderimiz yoldaş Napolyon, Boxer için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, en pahalı ilaçları aldırmıştır. Hey, şuraya bakın, bir araba geliyor çiftliğinize. Bir şey mi geçirdi yoksa? Evet, lider yoldaş çiftlik için bir şeyler ısmarlamıştı. Sonra görüşürüz yoldaşlar. Bakın, adamlar arabadan sandıkları indiriyorlar. Kim bilir ne var o sandıkların içinde? Sandıkların üzerinde bir şey yazıyor ama dur bakayım. Hey, Benjamin yoldaş, senin okuman yazman var. Ne yazıyor o sandıkların üzerinde? Viski yazıyor yoldaşlar, viski. Viski mi? İçki yani. Evet, içki. Hani alkollü
alkollü içkiler kullanılmayacak diye bir emir çıkartılmıştı. Evet ama işte gerçek. Evet, sonunda içki de girmişti çiftliğe. Böylece önceden belirlenen bazı yasaklar şimdi sadece ikinci sınıf hayvanlar için geçerliydi. Darbeci Napolyon yoldaş ve yandaşları yasaklamaların dışındaydı. Onlar istedikleri gibi hareket edebiliyorlardı. Çalışan hayvanlar az yiyip yasaklara riayet ederken, çalışmadan hükmeden domuzlar zevk ve sefa içinde günlerini geçiriyorlardı. Bir gün tüm hayvanları şaşırtan bir hadise oldu. Günlerden pazardı ve herkes tatil yapıyordu. Aman yarabbi! Şuraya bakın, şuraya bakın! Ne oluyor Kravar yoldaş? Neden bu kadar şaşırdın? Şu iki ayak üzerinde yürüyen domuz Sugiyalar yoldaş değil mi? İki ayak üzerinde mi dedin? Olamaz. Evet bu Sugiyalar insan gibi iki ayak üzerinde yürümeye çalışıyor. Siz onu bırakın da şu tarafa bakın. Kim geliyor yoldaşlar? Lider Napolyon'a bakın. Başında çiftçi Johnson törenlerde giydiği melon şapkası, bastonu ve ağzında da pro ile o da insan gibi yürüyor. Muhafızlığını yapan köpekleri de iki ayak üzerinde yürüyor. Nereye gidiyor bunlar böyle? Çiftlik binasına doğru yürüyorlar. Duyduğum doğruysa bütün binada eğlence varmış yoldaşlar. Eşek yoldaş bildiğim kadarıyla bir emir daha vardı. O da bütün hayvanların eşit olduğunu söylüyordu değil mi? Evet Grover yoldaş. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. Ah vur patlasın çal oynasın. Bu ne güzel eşitlik böyle. Deli yoldaşlar. İçeride ne yapıyorlar görelim. İçimizde en boylu Clover'la Benjamin yoldaş. İçeride neler olup bittiğini görebiliyor musunuz yoldaşlar? Görmeye çalışacağız tavuk yoldaş. Görüp anlatacağım sizlere. Benjamin yoldaş, Napolyon'un karşısında oturan komşu çiftlik sahibi Bay Pilkington değil mi? Evet, baksana öbür çiftlik sahibi Bay Frederick de burada. Bizim domuzlar ve köpekler de iki ayaklarıyla insan gibi onların karşısında. Neler oluyor orada? Bize de anlatsanıza. Ay merakımdan neredeyse yumurtlayacağım yoldaşlar. Liderimiz Napolyon yoldaş, taraftarları domuz ve köpekler komşu çiftlik sahipleriyle yiyip içip eğleniyorlar tavuk yoldaş. Durun, bizim lider elinde içki kadehi ayağa kalktı. Nutuk atacak galiba. Dostlarım, çiftliğime hoş geldiniz. Bundan böyle artık çiftliğimizin adı hayvan çiftliği değil. Bu ad beylik çiftliği olarak değiştirilmiştir. dostlarım bir dakika. Bazı kötü niyetli kişiler bizim insanlara düşman olduğumuz rivayetini yaymak istemişler. Bu doğru değildir. Biz insanların dostuyuz. Savaştan değil, barıştan yanayız. Toplantı bitti, dağılıyorlar. Gel, çıkarken şunlara yakından bakalım Clover yoldaş. Olur. Ne oldu? Neden bakmıyorsunuz içeriye? Size de anlatsanız ha. Eğlence bitti, şimdi dışarı çıkıyorlar. İşte çıktılar. Yoldaşlar, iyi bakın onlara. Çok iyi bakın. Neden? İyi tanımadan kimsenin peşinden gitmemek lazım da ondan. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Onlara Boxer'ın öldüğünü haber verdi. Sevgili yoldaşlar, Boxer'ımıza gösterilebilecek bütün ihtimam ve bakım gösterilmiştir. Ülkenin en iyi at doktorları ölünceye kadar başımdan ayrılmadılar. Ben onun son saatlerine kadar hep başucundaydım.
Hayatımda gördüğüm en dokunaklı manzaraydı. Ölmeden önce kulağıma şunları fısıldadı. En büyük lider Napolyon. Başka lider tanımıyorum. Yaşasın hayvan çiftliği dedi. Ve gözlerini yumdu yoldaşlar. Ama Benjamin Boxer'ı götüren arabanın bir at kasabına ait olduğunu söylemişti bize. Evet, sen Boxer'ın hastanede öldüğünü söylüyorsun ama ne malum o at kasabının elinde kesilmediği? Bu söylentileri ben de duydum yoldaşlar. İşin gerçeği şu. Evet, Boxer'ı götüren arabanın üzerinde at kasabı yazılı olduğu doğru. Açıkça izah edeyim ki o araba eskiden bir at kasabının malıymış. Sonradan hastane bu arabayı satın almış. Ama yazıyı sildirmeye vakit bulamamış. Yoksa durum sizin sandığınız gibi değil. Oh, çok şükür. Ben de boksörümüzün kesildiğini sanmıştım. Madem öyle boşuna üzülmeyelim biz de. Liderimiz yoldaş Napolyon, boksör için hiçbir fedakarlıktan kaçınmamış, en pahalı ilaçları aldırmıştır. Hey, şuraya bakın, bir araba geliyor çiftliğinize. Bir şey mi getirdi yoksa? Evet, lider yoldaş çiftlik için bir şeyler ısmarlamıştı. Sonra görüşürüz yoldaşlar. Bakın, adamlar arabadan sandıkları indiriyorlar. Kim bilir ne var o sandıkların içinde? Sandıkların üzerinde bir şey yazıyor ama dur bakayım. Hey, Benjamin yoldaş, senin okuman yazman var. Ne yazıyor o sandıkların üzerinde? Viski yazıyor yoldaşlar, viski. Viski mi? İçki yani. Evet, içki. Hani alkollü içkiler kullanılmayacak diye bir emir çıkartılmıştı? Evet ama işte gerçek. Evet, sonunda içki de girmişti çiftliğe. Böylece önceden belirlenen bazı yasaklar şimdi sadece ikinci sınıf hayvanlar için geçerliydi. Darbeci Napolyon yoldaş ve yandaşları yasaklamaların dışındaydı. Onlar istedikleri gibi hareket edebiliyorlardı. Çalışan hayvanlar az yiyip yasaklara riayet ederken, çalışmadan hükmeden domuzlar zevk ve sefa içinde günlerini geçiriyorlardı. Bir gün tüm hayvanları şaşırtan bir hadise oldu. Günlerden pazardı ve herkes tatil yapıyordu. Kravar yoldaş, neden bu kadar şaşırdın? Şu iki ayak üzerinde yürüyen domuz Suguyalar yoldaş değil mi? İki ayak üzerinde mi dedin? Olamaz. Evet, bu Suguyalar insan gibi iki ayak üzerinde yürümeye çalışıyor. Siz onu bırakın da şu tarafa bakın. Kim geliyor yoldaşlar? Lider Napolyon'a bakın. Başında çiftçi Johnson törenlerde giydiği melon şapkası, bastonu ve ağzında da pro ile o da insan gibi yürüyor. Muhafızlığını yapan köpekleri de iki ayak üzerinde yürüyor. Nereye gidiyor bunlar böyle? Çiftlik binasına doğru yürüyorlar. Duyduğum doğruysa bütün binada eğlence varmış yoldaşlar. Eşek yoldaş, bildiğin kadarıyla bir emir daha vardı. O da bütün hayvanların eşit olduğunu söylüyordu, değil mi? Evet, Rover yoldaş. Bütün hayvanlar eşittir ama bazı hayvanlar diğerlerinden daha eşittir. Oh, vur patlasın, çal oynasın. Bu ne güzel eşitlik böyle. Gelin yoldaşlar, içeride ne yapıyorlar görelim. İçimizde en boylu Clover'la Benjamin yoldaş. İçeride neler olup bittiğini görebiliyor musunuz yoldaşlar? Görmeye çalışacağız tavuk yoldaş. Görüp anlatacağım sizlere. Benjamin yoldaş, Napolyon'un karşısında oturan komşu çiftlik sahibi Bay Pilkington değil mi? Evet, baksana öbür çiftlik sahibi Bay Frederick de burada. Bizim domuzlar ve köpekler de iki ayaklarıyla insan gibi onların karşısında. Neler oluyor orada? Bize de anlatsanıza. Ay, merakımdan neredeyse yumurtlayacağım yoldaşlar. Liderimiz Napolyon yoldaş, taraftarları, domuz ve köpekler komşu çiftlik sahipleriyle yiyip içip eğleniyorlar tavuk yoldaş. Durun, bizim lider elinde içki kadehi ayağa kalktı. Nutuk atacak galiba. Dostlarım, çiftliğime hoş geldiniz. Bundan böyle artık çiftliğimizin adı hayvan çiftliği değil. Bu ad beylik çiftliği olarak değiştirilmiştir.
Dostlarım, 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 bir dakika. Bazı kötü niyetli kişiler bizim insanlara düşman olduğumuz rivayetini yaymak istemişler. Bu doğru değildir. Biz insanların dostuyuz. Savaştan değil, barıştan yanayız. Toplantı bitti, dağılıyorlar. Gel, çıkarken şunlara yakından bakalım Clover yoldaş. Olur. Ne oldu? Neden bakmıyorsunuz içeriye? Bize de anlatsanız ha. Eğlence bitti. Şimdi dışarı çıkıyorlar. İşte çıktılar. Yoldaşlar, iyi bakın onlara. Çok iyi bakın. Neden? İyi tanımadan kimsenin peşinden gitmemek lazım da ondan. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Çiftlik sahibi Bay Pilkington değil mi? Evet. Baksana, öbür çiftlik sahibi Bay Frederick de burada. Bizim domuzlar ve köpekler de iki ayaklarıyla insan gibi onların karşısında. Neler oluyor orada? Bize de anlatsanıza. Ay, merakımdan neredeyse yumurtlayacağım yoldaşlar. Liderimiz Napolyon yoldaş, taraftarları, domuz ve köpekler, komşu çiftlik sahipleriyle yiyip içip eğleniyorlar tavuk yoldaş. Durun, bizim lider elinde içki kadehi ayağa kalktı. Nutuk atacak galiba. Dostlarım, dostlarım. Çiftliğime hoş geldiniz. Bundan böyle artık çiftliğimizin adı hayvan çiftliği değil. Bu ad beylik çiftliği olarak değiştirilmiştir. Dostlarım, 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 bir dakika. Bazı kötü niyetli kişiler bizim insanlara düşman olduğumuz rivayetini yaymak istemişler. Bu doğru değildir. Biz insanların dostuyuz. Savaştan değil, barıştan yanayız. Toplantı bitti, dağılıyorlar. Gel, çıkarken şunlara yakından bakalım Clover yoldaş. Olur. Ne oldu? Neden bakmıyorsunuz içeriye? Bize de anlatsanız ha. Eğlence bitti, şimdi dışarı çıkıyorlar. İşte çıktılar. Yoldaşlar, iyi bakın onlara. Çok iyi bakın. Neden? İyi tanımadan kimsenin peşinden gitmemek lazım da ondan. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın. İşte çıktılar. Yoldaşlar, iyi bakın onlara. Çok iyi bakın. Neden? İyi tanımadan kimsenin peşinden gitmemek lazım da ondan. TGRT sundu. Bir başka programda buluşmak dileğiyle hoşça kalın. Thank you.